Yepyeni bir videoyla daha beraberiz sevgili dostlar. Bugünkü inceleme konuğumuz Xiaomi'nin ülkemizde 3. olarak yerli üretime tabi tuttuğu Redmi Note 10S üzerine olacak. Bu video kapsamında telefonun fotoğraf, video, oyun, teknik detaylar, kutu detayları gibi önemli özelliklerine yer vereceğim. Bu telefonu almak istiyorsanız bu video tam da sizlere rehber kıvamında olacak. Dilerseniz gelin Kutu detaylarıyla videomuza geçelim. Kutu detaylarımızda yine telefonumuzun bir ön izleme resmi karşımıza çıkıyor. Yine Redmi Note 10 S yazıları bizleri burada karşılamış. Vakumlu bir kutu yapımız var. Kutuyu kaldırdığımızda direkt telefonun kendisi bizlerin karşısına geliyor. Yine ön jelatinimizde önemli teknik önemli verileri bizimle paylaşmışlar. Jelatin üzerinden söktüğümüzde direkt telefonun kendisiyle kanlı canlı baş başa kalıyoruz. Diğer bir kutu detayları ise yine Xiaomi'nin güzel bir jesti olan şeffaf koruyucu kılıf, bunun yanında SIM kart, iğnemiz, kullanım kılavuzu ve garanti belgemiz yer alıyor. Kutunun en alt kısmında ise bir adet şarj kablomuz Type-C'den geleneksel USB tip A'ya ve bunun yanında 33 wattlık hızlı şarj adaptörümüzde yine kutu içeriğine dahil edilen güzel özellikler arasında. Ön camına uygulanmış çizilmelere engelleyen bir ön koruma jelatinde yer aldığını belirtelim. Redmi Note 10C'nin kutu detaylarına baktığımıza göre önemli teknik detayları gelin hep beraber bir ele alalım. 6.43 inçlik bir AMOLED ekran karşımıza geliyor. Genelde bu segmentte... IPS LCD panellere yer verilirken burada AMOLED ekranın karşımıza gelmesi beni açıkçası oldukça sevindiren önemli detaylar arasında. 1080'e 2400 Full HD Plus çözünürlüğümüz bulunuyor. 409 ppi piksel yoğunluğumuz bulunurken ekranın yenileme oranı 60 Hz'de sınırlandırılmış. %83'te ekran gövde oranının olduğunu söylemekte fayda var. Bu telefonun beyninde ise Mediatek Helio G95 işlemci kullanılmış. 8 çekirdekli 12 nanometre üretim bandında üretilen işlemcimiz Mali G76 MC4 de GPU'ya sahip. Bizdeki bulunan versiyonunda 6 GB RAM olduğunu belirtmekte fayda var. Telefonumuzda bulunan en önemli detaylardan birisi ise kamera tarafı. 64 megapiksellik ana kameramız bu cihaz üzerinde yer alırken 8 megapiksellik geniş açı kameramız, 2 megapiksellik derinlik kameramız, 2 megapiksellik de makro kameramız bu cihaz içerisinde yer alıyor. Yine ön kamera tarafında ise 13 megapiksellik çözünürlüğe yer verilmiş 1080'e 30 de bir video kaydı bizlere sunuyor. Arka kamera ile beraber de 4K 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Telefonumuzda devasa bir boyutta 5000 mAh'lik bataryamız bulunuyor. Bunun yanında da 33 watt hızlı şarj özelliği de yine bu telefon içerisine konumlandırılmış. Kutu detaylarında da belirttiğim gibi kutu içerisinden 33 wattlık hızlı şarj adaptörümüz de geliyor. Yine Cihazımızda çift sim kart desteği bulunurken SD kart ile de micro SD kart ile de depolama veriminizi arttırabiliyorsunuz. Yine önemli bir detay ise stereo hoparlörler bu telefon üzerine konumlandırılmış 3.5 milimetrelik de kulaklık girişimizin olması oldukça güzel bir detay. Cihazımızda suya ve toza karşı bir dayanıklılık söz konusu IP53 sertifikası da gelen önemli detaylar arasında. Telefonun teknik detaylarını da geride bıraktığımıza göre Sizlere gelin fotoğraf ve video performansını bu arada yorumlayayım. Fiyatına ve segmentine göre arka kamera, ana kamerayla çok güzel çekimler yapabilmeniz mümkün. Yine derinlik algılayıcı kamerası ve bunun yanında da makro kamerasıyla ana kamerayla 64 megapiksellik ana kamerasıyla da oldukça keskin ve net fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yine güzel bir detaylar arasında da bulunan 4K 30 fps yine çözünürlük detayı da bu telefon içerisine eklenmiş. Çözünürlük delisiyseniz ya artık 1080p mi kaldı? 4K 30 FPS de güzel videolar çekmek istiyorum diyorsanız bu telefonda 4K 30 FPS konumlandırılmış. Nesneleri, hayvanları, bitkileri kendinizi portre modda çekebilecek güzel detayları bu kamerayla yakalayabiliyorsunuz. Segmentine göre kamera konumlandırılması ve kameranın görüntü kalitesi oldukça güzel. Beni en azından fiyatına göre ve segmentine göre bu alanda tatmin etti. Ön kameramız arka kameraya nazaran bir tık geride olsa da yine fiyatına göre kabul edilebilir seviyede 13 megapiksellikte bir çözünürlüğü olduğunu söylemiştik. Ama tabii ki arka kameradaki o canlılık o doygunluğu ön kamerada pek hissedemedim. Tabii ki çok çok tekrar ettiğim gibi fiyatına ve segmentine göre bu detayları da değerlendirmekte fayda var. Şimdi bazıları diyor ki abi işte X cihazda aynı fiyat olmasına rağmen ön kamerası daha iyi, arka kamerası şöyle daha iyi ama tabii ki de o cihazların da belli başlı özelliklerinden kısılıyorlar. Mesela LCD panel kullanılıyor sizin örnek verdiğiniz cihazda şu an tamamen farazi konuşuyorum ama bu cihazda mesela AMOLED bir dot ekran kullanılmış. O yüzden bazı özellikler bazı cihazlarda olamayabiliyor. Sizin en çok nokta dışı kullanmak istediğiniz ve aradığınız özellik bu cihazda veya farklı cihazda yer alıyorsa o alana doğru yönelmeye çalışın. Yoksa yani orta segment bir telefonda her şeyi içine dolduralım yok yok koyalım bu sefer de fiyattan feragat etmiş oluyoruz. 3000 liralık bir cihaz her şey içerisinde olsun orta segment olsun diyorsanız fiyat 5000 liranın üstüne çıkmaya başladığı andan itibaren o telefon bana göre çok da orta segment sayılmıyor. O yüzden böyle ben de isterdim her şey bir telefonda toplansın ama maalesef her cihazda önemli öne özellikler de olamayabiliyor. Cihazda bir de PUBG Mobile oynadım sevgili dostlar. Gayet akıcı, gayet deneyimli. Özellikle amoled ekran olduğu için oyunda renkler çok daha canlı. Oyunun Ekran parlaklığı en son seviyeye getirdiğimiz şekilde güneş altında bile rahatça oyunları oynayabildiğimizi söyleyebilirim. Akıcı ve güzel bir oyun deneyimi sunuyor. 5000 mAh'lik bataryanın da bu cihaz içerisinde konumlandırması oyunun uzun süre şarja bağlı kalmadan oynayabilmemiz ve saatlerce işte atıyorum 2-3 ele oynadıktan sonra bazı cihazlarda telefonun şarjı su gibi giderken bu cihazda öyle bir sorunla karşılaşmadım. Canım sıkılana kadar bir PUBG Mobile oynadım. Ondan sonra aldım telefonu, gündelik işlemlerime devam ettim. Bir baktım %10 şarjı bile gitmemiş. 5000 mAh bataryanın da bu alana konumlandırılması bu cihaz içerisinde oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim. Oyun tarafında da tekrar ediyorum, hiçbir şekilde kasma, donma, takılma bunun gibi e, benim oyunuma etki edecek olumsuz herhangi bir şey asla yaşamadım. Güzel de PUBG Mobile'de oyun deneyimi bu cihazla beraber yaşadığımı söyleyebilirim. Cihazımızın artık son zamanlarda orta segmentte 90 Hz'lik paneller görmeye başladık. Hatta hatta 120 Hz'lik panelli telefonlar da gelmeye başladı ve gelmeye devam edecek. Bu cihazda 60 Hz sizi belki bir tık üzebilir. E, özellikle daha üst bir panel kullanıyorsanız bu cihaz 60 Hz bir yenileme oranına sahip. O alanda akıcılığı bulamayabilirsiniz ama genel olarak arayüz deneyimi, arayüz performansı oldukça verimli bir seviyede. Bu cihazın önemli bir diğer detayı ise sevgili dostlar Türkiye'de üretilmiş olması 3. Xiaomi modeli olduğunda video başında söylemiştim. E, fiyatı yurt dışında üretilen modellere göre biraz daha düşük olacaktır. Lojistik maliyetleri de tabii ki bu telefondan düşülecektir. Yurt dışında üretilip buraya gelmektense ülkemizde üretilip burada tüm Türkiye'ye yayılan bir cihazın daha ucuz ve daha uygun fiyatlı olacağını da söyleyebilirim. Yeni çıkan bir ürün e, fiyatı da sanıyorum şu an itibariyle 3000 TL, 3500 TL bantlarında internette, online'da, mağazalarda, mini store'larda bulabiliyorsunuz. Orta segment bir telefon tamamen ihtiyaçlarınıza güzel bir şekilde kategori edip bu cihazı alabilirsiniz. MIUI 12.5.1 sürümü yine bu cihaz üzerinde yüklü olarak geldi. Oldukça stabil akıcı. Herhangi bir kasma donma, arayüz biriminde takılma olmadan güzel bir şekilde cihazı kullanabildim. Sosyal medyada, sosyal platformlarda da hiçbir şekilde takılmadan. Güzel bir surf deneyimi yaşadım. Oyun performansında size az önce yorumlamıştım. Akıcı, güzel bir PUBG Mobile deneyimi de yaşattığını iletebilirim. Kamera tarafında oldukça güzel, keskin çözünürlüğün daha yüksek boyutlarda ve net olabildiği fotoğrafları da bu cihazda çekebiliyorsunuz. Yine önemli bir detay, 4K 30 fps'de video çözünürlüğünü bu cihazda destekliyor. Kayıtlarınızda 4K 30 fps'de çok rahat yapabilirsiniz. Redmi Note 10 S hakkında benim sizlere ileteceklerim bu kadardı. Eğer benim değinmeyi atladığım veya sizlerin aklına takılan önemli teknik detaylar varsa lütfen bu videonun yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.